Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Hatay'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Harun Bey var. Harun Bey'le röportajımıza başlayacağız. Bakalım Harun Bey bize yapmış olduğu işlerle alakalı ne gibi bilgiler verecek, hep birlikte izliyoruz. Harun Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Şef Harun Özal olarak isminiz geçiyor. Evet, Şef Harun Özal. Biraz kendinizden bahsedin. Şef Harun Özal neler yapmakta? Şef Harun Özal aslında her şeyi yapmakta ama sadece şu anda bir ürünü çıkartmakta, çıkarabilmekte yani. Diğer ürünlere yetişemiyorum. Çok hangi ürün üzerine yoğunluğunuz var? Şu an kabak tatlısı üzerine yoğunlaştık ama biraz daha potansiyeli arttırıp künefe, turunç, ceviz tatlısı, bunların hepsini çıkartmayı düşünüyoruz. Şimdi bilgi bizde var. Hani yapımını biliyoruz. Bu kültüre ait bir, Hatay kültürüne ait reçeller bunlar. Yok olmasını istiyoruz. Yani bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Ama bu işler yavaş yavaş oluyor. Yani bir anda bir şey hemen oluşmuyor. Biz bunu sabrediyoruz. Yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah Hatay'ımıza hayırlı olur. Yani Hatay'ımızı dünyaya duyuralım ya. Avrupa'ya duyuralım kardeşim. Reçelleri Avrupa'ya duyuralım. Tatlıları duyuralım. Niye geriyiz bu konuda? Niye kimse yani sponsor, yani bir destekleme yok mu bununla ilgili? Yani, zaten Hatay lezzetleriyle aslında ünlü olan şehirlerimizden bir tanesi. Ya gastronomimiz ön planda. Biz zaten bununla ilgili turistik şeyler yapacağız yani. Buraya insanları bunlarla çekebiliriz. Gastronomiyle çekebiliriz. Yaptığımız güzel ürünlerle çekebiliriz. Ama bizim Hatay'da kimse emeğinin hakkını vermiyor ustalarımıza, iyi ustalarımız. Ne oluyor? Hepsi batıya doğru pompalanıyor. Buradan ben işletme sahiplerine sesleniyorum. Ustalarımızın, şeflerimizin kıymetini bilip ücretlerini onlara göre vermeniz ki buradan kaçmasınlar iyi ustalar. Bakıyoruz, çok özür dilerim. Bakıyoruz, İstanbul'da çok iyi bir şef. Nereli? Hataylı. Demek ki burada bulamamış ki bunun kalkınmasını, görememiş ki gitmiş İstanbul'a. Yani ama ben gitmeyeceğim. Türkiye'nin her yerine de gittim, gezdim, dolandım. Türkiye'yi dolandım, her yerde çalıştım. Her yerde müşterim var benim. Yani tanıdıklarım var. Hepsi beni zaten şu an gördüğü zaman evet doğru söylüyordur. Harun Usta derler. Ama buradan başka yerde yaşayamadım. Tekrar döndüm, buraya geldim. Yaşayamam da buradan da çıkmayacağım. Cebimde 5 liramı var, Hatay'a harcayacağım. Yani o yatırımımı Hatay'a yapacağım yani ya. Gerekirse batsın para gitsin. Yeter ki Hatay için bir şeyler oluşmasına sebep olalım. Tek amaç bu. Başka da hiçbir gayemiz yok. Varoş Harun, fakir Harun yani. Peki Harun Bey, siz aslında burada bir nevi özel şef olarak da çalışıyorsunuz sanırım. Uzaktan, sipariş üzerine mi? Uzaktan çalışıyorum. Burası verdiğim tek işletmedir yani ürünü. Şu anda ben de Hatay'da, Antakya'da alabilen tek işletmedir burası. Neden? Çünkü buraya ürünüme layık görüyorum. Burada çıkması beni mutlu ediyor. İsteyen yerler var ama diyorum hayır. Elimde yok. Çünkü belli bir kapasitemiz var. Üretemiyoruz. Fazlasını üretemiyoruz. Yani şu an talebe ihtiyaca karşılık veremediğimiz için sadece bu ürünü bizden özel olan işletmeler alabiliyor. Ama bu ne olur? Biz kalite bir anda yükselmiyor. Sistem bir anda kurulmuyor. Biz bunun sistemini kurup, kaliteli ürünün sistemini kurup tüm her yere pompalamak istiyoruz. Niye? Herkes, her işletmede güzel ürün yesin. Hatay'da. Şehir dışından gelenler Hatay'da biz gittik kardeşim, kabak tatlısı aldık. Kabak tatlıları çok güzelmiş. Bu standardı yakalayalım. Ben kimseye yarışmıyorum. Rekabet değil benimki. Sadece en iyisini çıkarıp bu Hatay'a yani faydalı olmak istiyorum. Memleketime faydalı olmak istiyorum ya. Bu kadar. Peki burada sizin kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabınız varsa bunun ismini izleyenlerimize söyleyelim. Onlar da girip bakıp incelesin. Tabii ki. Sosyal medya var. Sosyal medya hesabım var. Hani profesyonel çok olmasa da öyle amatör işte bizim. Bununla uğraşacak zamanımız yok bizim profesyonellerle. Yani çekimlerle. Bakma buraya da yani böyle biraz şey geldim. Zaman yok gerçekten, zaman yok. Şef Harun Özal. Benim sosyal medya Instagram hesabım. Orada hafif küçük görseller. Zamanım olmadığı için sadece onları atabildim. Ama devam gelecek, beni takip edin. Röportajımızı bitirmeden önce öncelikle teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Var mıdır izleyenlerimize seslenmek istediğiniz birkaç cümle? Bütün Türkiye aşığı insanlara selam gönderiyorum buradan. Teşekkür ederiz tekrardan. Sevgili izleyenler, bizler Harun Bey'le röportajımızın sonuna geldik. Sizler de sosyal medya hesaplarından Harun Bey'in yapmış olduğu işleri ve kendisini çok yakından takip edebilirsiniz. Hatay'ın lezzetlerini unutmayalım diyoruz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Hatay'da kaldığı yerden devam edecek.